bu. Dolayısıyla şuraya getirmek istiyorum. Bugün modernizmin 19. yüzyıl başlarında kapanmaya başlamış bir dönem olduğunu dikkate alacak olursak ve 1920'lerin Türkiye'sine gelindiğinde Türk devletinin ve eğitim sisteminin modernleşme olduğunu dikkate alacak olursak, halbuki 19. yüzyıldan itibaren başlayan dönemin adı ve mahiyeti postmodern dönem. Dolayısıyla Türkler nasıl ki modernizm doğduktan 300 yıl sonra onu fark etme, üstelik de sağlıklı bir şekilde olmamak şartıyla onu tanıma çabası içine girdilerse, benzer bir şekilde postmodernizm doğalı yaklaşık 2 asır oldu. Ancak Türk akademisinin ve entelijansiyasının gündemine düşeli sanıyorum birkaç 10 yıldan fazla zaman geçmemiştir. Bu dönem içerisinde de postmodernizmi, postmodern dönemi tanımlamaya yönelik bana göre çok da sağlıklı olmayan bir takım teşebbüsler ortaya konuldu. Dolayısıyla ben ülkemize bu anlamda bir katkı sağlamak adına o modernizm nedir, modern analitik zihniyet nedir, postmodern analitik zihniyetin bundan farkı nedir, özellikleri nelerdir, bunları tanımlamaya, betimlemeye çalıştım. Şimdi öncelikle şuradan başlamak gerekiyor. Bütün felsefi sistemler, bütün dünya görüşleri için geçerli olan bir üç model belirledim. Bunlar ruh ve beden ilişkisine ilişkin modeller. Birinci model, eski çağ Helen, efendim söyleyeyim, ardından skolastik Avrupa ve ardından 12. yüzyıl sonrası, özellikle 13. yüzyıl sonrasından bugüne kadarki İslam dünyasını belirleyen modeldir. Tekrar ediyorum modeli. Birinci model, ruh ve beden ilişkisi modeli. Eski çağ Helenistik dönem, ardından skolastik Avrupa ve bilhassa 13. yüzyıldan bugüne kadarki İslam dünyasını belirleyen modeldir. Nedir bu model? Ne diyor bize? Ruh ve beden birbirinin çelişiği olan varlıklardır. Ne demek çelişiği olan varlıklar? Çelişikler bir arada bulunamaz. Dolayısıyla benim bedenim buradaysa ruh nerede olacak? Burada olamayacak. Peki ruhun ölümsüzlüğüne inanç var mı? Evet var. O zaman ölümsüz ruh nerede olacak? Ölümsüz alemde olacak. Aristoteles'in deyişiyle ayüstü alemde bulunacak ve Platon'un deyişiyle insan bedenleri ondan ne alacak? Pay alacaklar. Ancak ruhun doğası gereği ölümsüz ve tanrısal olması, onun iyi olmasını gerektirirken, bedenin ölümlü olması ve maddi olması doğası gereği kötü olmasını gerektirir ve insan bedeni bu külli ruhtan pay aldığı andan itibaren doğuştan kötülük, Hristiyanlıktan sonra ise doğuştan günah adını vereceğimiz bir süreç başlar. Ve tabii ki bundan arınma mekanizması eski çağ Helen dünyasında. Bugün sizlere Türk entelijansiyasına aydınlanma ocağı olarak tanıtılan tiyatrolar, antik çağ Helen tiyatroları. Efendim, Anadolu'da nereyi gezerseniz gezin, birbirine benzer bir mimari yapı vardır. Minaresi olan vesaire. Nedir bu? Camidir. Avrupa'ya gittiğinizde kilise görürsünüz. Eski çağ Helen coğrafyasına gittiğinizde, Aspendos'a, Efes'e, Afrodisyas'a, efendim şey, Atina'ya gittiğinizde göreceğiniz şey nedir? Amfiteyatrodur. Amfiteyatroda ne yapıyor bu insanlar? Arınıyorlar. Ne ile arınıyorlar? Trajediyle arınıyorlar. Çünkü onlar çivinin çiviyi sökeceğine inanmışlardır. İnsandaki kötülüğü söküp çıkarmanın en iyi yolu kötülüğü idealize edip büyütmektir. Bunu yapan şey ise trajedidir. Daha sonra ise bu asli kötülük inancı
Hristiyanlıktan sonra asli günah inancına dönüşür. Fakat ikisinin de dayandığı temel aynı. Dikkat edin. Ruh ve beden çelişik olduğu için böyle. Ruh ve beden çelişik olduğu için böyle ve beden denilen kir ve kötülük ruhu kirlettiği için bu böyle. Ve Hristiyanlıktan sonra da tabii ki vaftiz, kutsal kilise tarafından gerçekleştirilen vaftizle arınma işleminin gerçekleştirildiğine inanılıyor. Şimdi bunların beraberinde getirdiği yığınla felsefi, metafizik, bilimsel, mantıksal sonuç var. Mesela bunlardan birisi şu. Ruh doğuştan kötüyse, kötülüğe yatkınsa bir, kendi başına hakikati bulması mümkün değildir. Dışarıdan bir etkiye ihtiyacı vardır. Tanrısal bir etkiye maruz kalmak durumundadır. Ancak bu durumda aklı kullanmaya başlayabilir. Nitekim Aristoteles'in pasif aklı, insandaki pasif aklı aktif hale geçirenin böyle bir tanrısal etki olduğuna Aristoteles net bir şekilde inanır. Sonraki filozoflar da aynı inancı savunmaya devam edeceklerdir. Özellikle Platonus'tan sonra, yeni Eflatunculuğun kurucusu Platonus'tan sonra Tanrı'dan taşan, emanasyon yoluyla Tanrı'ya taşan bu akılların insandaki cüzi aklı etkilemek suretiyle aktif hale geçirdiği inancı vardır. Daha sonra İslam filozofları da bunlara inanmışlardır. Efendim söyleyeyim, bunun doğurduğu sonuçlardan bir diğerine, bir başka sonuç, doğuştan kötü olan bir ruhun sahip olabileceği akıl, beraberinde doğası gereği yanılan bir akıl olmak durumundadır. Ve Aristoteles doğası gereği yanılan bu aklı düzeltme sanatı olarak mantığı inşa etmiştir. Buralara lütfen dikkat edin, çok önemli yerlere geleceğiz. Çünkü birazdan René Descartes'in her ne kadar literatürde Descartes mantığı diye bir şeyden söz ediliyorsa da Descartes, Blaise Pascal, Galileo gibi filozoflar mantığa açıkça karşı çıkmış adamlardır. Sebebi de bu insanların insan aklının yanılmadığına inanmalarıdır. Ve bir insan aklı neden yanılmaz? Birazdan oraya geleceğiz. O yüzden önemli noktalar bunlar. Efendim söyleyeyim, trajediyle arınma çok karakteristik bir şey. Ne demek bu? Acıyla arınma. Aristoteles Poetika adlı eserinde trajedi izleyicisinin sahnede gördüğü kötülük karşısında en kötü insanın bile artık bu kadar da kötülük olmaz diyerek merhamete gelip gözyaşı dökmek suretiyle arındığına inanır. Poetika'da Aristoteles böyle anlatır. Bu bize 1970'lerin açık hava sinemalarında o zaman Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur filmleri, Arabesk krallarıydı bunlar değil mi? O filmlere giden teyzelerin öyle giderken aman mendilini unutma diye birbirlerini tembihlemesi aklımıza gelir. Yaşça müsait olanlar bunu daha iyi hatırlayacaklardır. Ağlamaya gidiyorlardı. Ve arabesk kültür denilen bir şey vardır biliyorsunuz Türkiye'de. Arabesk müzik denilen bir şey vardır. Efendim, her ne kadar içinde Arap geçiyorsa da Arap'la bir ilgisi yoktur. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bunun kaynaklandığı yer eleştiridir ve trajedidir. Gelin İslam'a. İslam'da ruh ve beden ilişkisi birbirinin çelişiği varlıklar değil, sadece birbirinden farklı varlıklar olarak kabul edilir. Çelişik varlıklar olması demek, bir arada bulunamaması demektir. Farklı olması demekse bir arada bulunabileceği anlamına gelir. Yani benim bedenim buradaysa, benim ruhum nerede? O da burada. Çünkü burada olmasını engelleyen çelişik bir durum söz konusu değil. Peki, madem beden ve ruh aynı evrene ait, aynı dünyaya ait, aynı şeyden yapılmış. Peki burada asli günah doğuştan kötülük diye bir şey olabilir mi? Hayır, olamaz. Hayır, olamaz. Peki asli günahtan kurtulmak için bir trajedi işlemine, bir vaftiz işlemine gerek? Hayır, böyle bir işleme gerek yok. Peki insan ruhu doğuştan kusursuz ise
doğuştan günah yok ise o zaman insan aklının doğası gereği yanıldığı gibi bir durum söz konusu mudur? Hayır, değildir. Daha bugün bir Kur'an şeyi meali dinlerken tekrar aklıma geldi. Hud suresinde geçer. Efendim söyleyeyim, Musa ile yolculuk yapan genç diyor ki balığı unutmuşum, onu bana unutturan şeytandan başkası olamaz. Neden ben unuttum demiyorsun? Çünkü İslam'da ortaya konulan bu ruh ve akıl anlayışına göre insan aklı gerçeği bulmada, daha sonra hümanizmin bir ilkesi halinde formülleştirileceği üzere İslam'da ortaya konulan akıla göre insan aklı gerçeği bulmada kendi kendine yeterlidir. Peki dinin buradaki fonksiyonu nedir? Şimdi buraya geldik. Katarsis ile tezkiye arasındaki fark. Katarsis, Grekçe, doğuştan yamuk olan, doğuştan sapık olan insan ruhunu, doğuştan yanlış olan aklı sopayla, zorla, dışarıdan bir müdahale ile onun özüne müdahale ederek düzeltmek anlamındadır. Tezkiye nedir? Tezkiye şudur. Şuraya dikkat edin. Elimde bir cisim tutuyorum. Bu cismi serbest bıraktığımda ne olacak? Bu cisim kütle çekiminin merkezine doğru doğrusal bir şekilde, buraya dikkat edin, doğrusal bir şekilde düşecektir. Peki bu doğrusal düşme hareketinde bir değişiklik meydana gelirse, yani böyle düşmesi gereken bir cisim bu şekilde düşmeye başlarsa, bu nokta ile ilgili olarak ne sormamız lazım? Bir dış müdahale aramamız gerekiyor. İşte insanda insan ruhunun, insan iradesinin yapmış olduğu kötü seçimler, insan aklında meydana gelen hatalı düşünceleri İslam metafiziği bu şekilde açıklar. Yani insan aklı özü itibariyle yanılmaz, insan iradesi, insan vicdanı özü itibariyle yanılmaz, yanılma ve sapmanın bulunduğu bir noktada mutlak surette bir dış müdahale vardır. Nedir bu? Nefse emmaredir, şeytandır, şudur budur ama özü ve kendisi değildir. O yüzdendir ki ben Kur'an meallerinde geçen, Fatiha suresinde geçen dalalet kelimesi ve sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim arkadaşlar işte budur. İnsan ruhunu ve aklını serbest bıraktığınızda, ki İslam tezkiyesi bunu sağlar. Tezkiye dış faktörlerden nefsi, ruhu ve aklı arındırmak demektir. Ona müdahale etmek demek değildir. Bu yüzden İslam dini insan bireyinin aklına, özüne, iradesine müdahale etmez. Amacı bu değildir, böyle bir hedefi de yoktur. Sadece o serbest bıraktığında zaten doğası gereği yapması gereken hareketi yapar. O hareketi engel olan faktörlerden arındırmaya çalışır. Dolayısıyla bu hareket, dikkat edin, serbest bıraktığımızda gerçekleşen bu düşme hareketi sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim insanı bağlayan, insanı yanlış yönlendiren etkenlerden kurtardığınızda o insanın fıtratı gereği gerçekleştirdiği her türlü hareket sırat-ı müstakimdir. Peki dalalet nedir? Kur'an meallerinde sapıklık ya da sapkınlık diye geçer. Hayır efendim. Sapma demektir. Şu, şöyle gerçekleşmesi gereken düşme hareketinde şöyle bir hareket meydana gelmiştir. Buna sapma denir. İşte dalalet budur. Yani insanı özünden, doğasından, doğası gereği yapması gereken hareketlerden uzaklaştıran her türlü etki saptırıcıdır. Ve bu etkiye de sapma denir. Şimdi tahmin edilebileceği gibi burada biz hümanizmin aslında ilkelerinden bahsediyoruz. Nedir bu ilkeler? Bir, insan aklı gerçeği bulmada kendi kendine yeterlidir. Evet, İslam'ın söylediği şey zaten bu. İnsanı saptırıcı etkenlerden arındırdığınızda, tezkiye ettiğinizde, ki buraya dikkat edin, peygamberin ve kitabın rolü, Kur'an'ın rolü sadece tezkiyedir. İnsanları arındırmak için gelmiştir.
Ama buraya dikkat edin. Katarsis'te olduğu gibi değil, özüne müdahale ederek değil, bunu yapmıyor. İhtiyacı da yok zaten buna. Şu halde insan aklı daha sonra hümanizm tarafından formülleştirileceği üzere gerçeği bulmada kendi kendine yeterlidir. İki, insan doğası hakkında asli günah gibi dogmalar temelsizdir. Üç, insan otonom ve özgür bir varlıktır. İşte hümanizmin İslam'dan alacağı, geliştireceği ilkeler bunlardır. Bunlardan birincisi rasyonalizm ilkesidir. İkincisi eğitim ilkesidir. Üçüncüsü özgürlük ilkesidir. Çünkü doğuştan kötü olan bir insan, insanın doğuştan kötü olduğuna inanıyorsanız o zaman şu anlama gelir. Hiçbir şekilde eğitimle o insanı iyi hale getiremezsiniz. Peki doğuştan iyi demek, günahsız demek ne demek? O zaman eğitime inanıyorsunuz demektir. Bakın buraya dikkat edin. Neden? Hümanizmle birlikte, neden Rönesans'la birlikte örgün eğitim Avrupa'da başladı? Sebebi budur. Asli günah inancını reddetmediğiniz sürece örgün eğitime de inanamazsınız. Bu mümkün değildir. Bunun anlamı şudur. İnsanlar asli günahla dünyaya gelmiş olamazlar. İnsanlar eğitimle iyi insanlar haline gelirler ya da kötü insanlar haline gelirler. İyi örnek görürlerse iyi olurlar, kötü örnek görürlerse kötü olurlar. Buna eğitim ilkesi denir. Örgün eğitimin dayandığı temel budur. Evet, buradan çıkan diğer bir önemli sonuç mantıkla ilgilidir. İslam düşüncesine ilişkin metinlerin pek çoğunda İslam düşünürlerinin mantığa karşı olduğuna ilişkin, başta Sirafi gibi dilbilimciler olmak üzere karşı olduğuna ilişkin tespitler bulmamız mümkündür. Bu tespitlere göre İslam düşünürlerinin mantığa karşı çıkmalarının nedeni ve gerekçesi İslam düşünürlerinin efendim söyleyeyim yobaz olması. Yobaz olması. Yani bu düşünürler mantığa karşıydılar. Neden karşıydılar? Çünkü yobazdılar. Peki o zaman şu soruyu şöyle sormak gerekiyor. René Descartes açıkça mantığa karşıydı. Blaise Pascal da karşıydı. Onlar da mı yobazdı? Yobazlıktan başka bir gerekçesi acaba var mıdır mantığa karşı çıkmalarının? Evet var. Nedir o gerekçe? O gerekçe şudur. İnsan aklı doğası gereği yanılıyorsa onun doğru düşünmeye ihtiyacı vardır. Mantıksa bunu sağlar. Peki ya sorulan soru yanlışsa? Aristoteles'in sorduğu soru yanlışsa ne olacak? René Descartes buradan hareket ediyor. İslam aklının çıkış noktası da burası. Yani nasıl doğru düşünürüm sorusu yerine özü gereği doğru düşünen aklımın yanlış düşünmesine yol açan etkenlerden nasıl kurtulurum? Doğru soru eğer buysa ne olacak? İşte ilk defa Gazali'nin formüle ettiği el aklül mahz kavramı daha sonra efendim Galileo'da, Blaise Pascal'da, René Descartes'ta açıkça söylemek gerekirse mantık tarihçisi William Neal'in söylediğine göre Rönesans düşünürlerinin büyük çoğunluğu Aristoteles mantığına karşıdırlar. Ama onun gerekçesi çok tuhaf. Diyor ki en iyi zihinlere mantık çekici gelmemekteydi. Bu yüzden mantığa karşıydılar diyor. Hayır, hiçbir alakası yok. Onlar çünkü salt akla inanıyorlardı. Evet, bu aradaki bu efendime söyleyeyim köklü bir farklılık tabii. Bu köklü farklılık postmodern döneme doğru gelindiğinde daha farklı bir mahiyet almaya başlıyor. Nasıl bir mahiyet alıyor? Dediğim gibi eski çağ Helenistik dönemde, skolastik dönemde ve 13. yüzyıl sonrası İslam kültüründe ruh ve beden çelişiktir. Ki arabeskten örnek verdim. Hatırlayın, arabesk ile
Eski çağ Helen tiyatrolarındaki trajedi temsilleri akrabadırlar. Ve her ikisinde de insanların yapmaya çalıştığı şey arınmadır. Buraya dikkat edin, arınmaya çalışıyorlar. Ama bu arınmanın adı tezkiye değil, katarsistir. İslam ortaya çıkıyor. İslam ruh ve bedenin çelişik değil, farklı varlıklar olduğuna inanarak ortaya çıkıyor. Ve bunu Avrupa alıyor. Önce hümanizm şeklinde, arkasından Rönesans şeklinde geliştiriyor. Fakat burada tabii ki kendisine has bazı ayarlamalar da yapıyor. Bu ayarlamalar sonucudur ki 19. yüzyıl başlarına gelindiğinde ilk defa Auguste Comte, Émile Durkheim gibi filozoflar şunu yapıyorlar. Şimdi Descartes felsefesinden beri iki türlü bilim var. Bu iki türlü bilim iki türlü cevhere dayalı olarak geliştiriliyor. Çünkü bir res extensa var, yer kaplayan cevher, bir de res cogitans, düşünen cevher var. Dolayısıyla yer kaplayan cevherleri ele alan bilimlere doğa bilimleri diyorlar. Doğa bilimlerinin ana yöntemi ise René Descartes'in geliştirdiği analitik mekaniktir. İkincisi ise insanı ele alan bilimler. Bunlar beşeri bilimlerdir. Beşeri bilimlerin de ana metodolojisi filolojidir. İki bilim dalı var. Dikkat edin. Doğa bilimleri, insan bilimleri. Beşeri bilimler. Doğa bilimlerinin metodolojisi analitik mekanik. Beşeri bilimlerin metodolojisi filoloji. Auguste Comte ne yapıyor? Auguste Comte şunu yapıyor. Sosyolojinin kurucusu diye bilinen, gayet masum bir şöhretle bilinen bir insan ama yaptığı şey masumca bir şey değil. Şunu yapıyor. Auguste Comte cisimlere uygulanan analitik mekanik yasalarını alıyor, insan bilimlerine uyguluyor. Bu ne demek? Bu şu demek. René Descartes'in bahsettiği res extensa ve res cogitans, insan ve cisim, yani ruh ve beden dediğimiz bu İki cevher birbirinden farklıdır anlayışı vardı. René Descartes'ta Auguste Comte ne yapıyor diyor ki bunlar farksızdır. Farksız olduğu için de res extensa'ya uygulanan analitik mekanik yasaların aynıları res cogitans'a yani insana ve ruhuna uygulanabilir sonucunu çıkartıyor. Böylece yaklaşık 3000 yıllık tarihi özetleyecek olursak, eski çağda ruh ve beden çelişiktir. Skolastik dönemde buna devam edilmiştir. Daha sonra İslam bunu devralmıştır. 13. yüzyıldan sonra bugüne kadar yaşatmıştır. Fakat İslam'ın orijinal ortaya koyduğu görüş şuydu: ruh ve beden çelişik değil, sadece farklıdır. Bu farklılık görüşünü Avrupa alıyor, kendisine özgü bir şekilde yorumluyor. Descartes'te bu simgeleşiyor, kesinleşiyor. Fakat daha sonra 19. yüzyıla gelindiğinde ruh ve beden farksızdır anlayışına varılıyor. Dolayısıyla bu beraberinde neye yol açıyor? Bir çeşit füzyona yol açıyor. Yani bir çeşit çekirdek erimesine yol açıyor. Burası çok kritik bir nokta. 1945'te sadece atom çekirdeği parçalanmadı. René Descartes'in ben adını verdiği ve noktaya benzettiği o çekirdek de atomla birlikte zamandaş bir şekilde parçalanmıştır. Dolayısıyla burada çok daha aslında geleneksel kültürler açısından tehlikeli bir durum ortaya çıkıyor. O da şudur. Ateist olabilmeniz için teizmi kavramsal olarak varsaymanız gerekir. Çünkü ateizmin başında geçen A olumsuzlama eki teizmi şart koşar. Teizmi olumsuzlayarak ateizmi elde edersiniz. Tıpkı buna benzer bir şekilde materyalist olabilmeniz için materyalist olabilmeniz için ruh ya da ruhsal olan bir şeyi kabul etmeniz gerekiyor. Maddenin çelişiği ya da maddeden farklı olan
Ruh ya da ruhsal olan bir şeyi kabul etmeniz gerekiyor. Agnostisizmin tehlikesi şudur ki, agnostisizm bir tanrıyı reddetmek için tanrısal teizmin varlığını kabul etmek zorunda değil. Bilinemezlidir. Bu şekilde yok sayar. İşte aynen bunun gibi postmaterializm ile materyalizm arasındaki en büyük fark da budur. Materyalizmde materyalist olabilmeniz için ruhu kavramsal düzeyde bile olsa kabul etmeniz gerekiyor. Ama postmaterializmde böyle bir şeye gerek yok. Çünkü ruh ile madde arasında bir fark yoktur. Bir gerekçe kalmamıştır. Dolayısıyla bu beraberinde bir manasızlaşma, bir mana kaybı, anlam kaybı gibi çeşitli sorunlara yol açmıştır. Postmodern dönemi belirleyen, postmodern dönemdeki analitik yapıyı belirleyen en karakteristik özelliklerin başında tabii ki René Descartes'in noktaya benzettiği noktasal bilinç ya da ben kavramını daha derinlemesine analiz etme çabasının bir ürünü olan diferansiyel hesap. Leibniz'de aslında bunun temellerinin atıldığına inanılır ve bu konu üzerinde ilk çalışma yapan modern filozof Eduard von Hartmann'dır. Philosophie des Unbewussten, bilinç dışının felsefesi başlıklı çalışmasıyla 3 ciltlik bu çalışma 1869'da ilk baskısını yapmıştır. 1890 yılına gelindiğinde 10. baskısını yapmış. Avrupa'da deprem etkisi yaratmış. Daha da önemlisi psikanalitik geleneği yaratmış. Çok önemli bir çalışmadır. Neye dayanıyor bu? Descartes'in beni, Descartes'in o noktasal beni nihai bir noktaydı. Tıpkı atom gibi. Fakat yeni filozoflar, özellikle varoluşçular, Nietzsche başta olmak üzere varoluşçu filozoflar hiçlik ile mukayese edilebilir küçüklükte, buraya lütfen dikkat edin, hiçlikle mukayese edilebilir küçüklükte ben parçacıkları üzerinde durmaya başladılar. Yani şunu demek istiyoruz. Descartes'in beni gibi minicik bir ben ile harikulade şeyler yapılmıştı. Buhar makineleri yapılmıştı. Sanayi devrimi yapılmıştı. Acaba diyorlar ki bu benden daha küçük, daha hassas bir ben inşa edersek, hiçlikle mukayese edilebilecek kadar küçük bir ben, Descartes'in beninden çok daha hassas bir ben bu. Bununla eğer bir bilim inşa etmeye kalkarsak, bununla bir teknoloji inşa etmeye kalkarsak, bunun sonuçları ne olur? Hayranlık verici olur şeklinde düşünmüşlerdir. Dolayısıyla şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Varoluşçu felsefe Türkiye'de işte Albert Camus okumak, aslında şarap içmeyi bahane etmek amacıyla Albert Camus Türkiye'de daha ziyade okunur. Maksatları, yani Türkiye'de varoluşçuların hepsini kastetmiyorum ama varoluşçular daha ziyade böyle bohem takılalım, arada şarap içelim, kendimizi meşrulaştıralım Türk kültüründe falan diyerekten bunu yaparlar. Fakat varoluşçuların Avrupa felsefesindeki gerçek misyonu Descartes'in ölmüş olan o beynini yeniden inşa etme çabasıdır. Yani aslında burada tamamen doğa bilimlerinin amaçladığı, hedeflediği analiz sorununa çözüm getirmeye çalışan bir anlayış söz konusudur. Ancak bunlar beraberinde tabii ki postmodern dönemde meydana gelen bu ontolojik değişim tüm postmodern dönemi elbette etkisi altına almış ve olağanüstü sonuçlar doğurmuştur. Yani şunu demek istiyorum, anlam yitimi sorunu, hiçlik sorunu, yokluk sorunu, ölüm sorunu sadece batılılara ait postmodernizmin öncülüğünü yapan bu insanların sorunu değil, bütün insanların sorunudur. Benzer şekilde maddiyatçılık ve maneviyatçılık gibi kavramlar değerini kaybetmiştir günümüzde. Neden kaybetmiştir? Çünkü madde ve mana, cisim ve ruh arasındaki fark ortadan kalkmıştır. Bundan dolayı bu buhranı, bu bunalımı sadece batılılar değil, bütün kültürler yaşamaktadır. Benzer şekilde postmodern dönemde iki önemli kavramın
iki önemli kavramın öne çıktığını görüyoruz. Nedir bunlar? Bunlar terör ve pornografidir. Terör nereden kaynaklanıyor? Birbirinden farklı, birbirinin adeta çelişiği olan şeyleri aynı anda, aynı zihinde savunma zorunluluğundan kaynaklanıyor. Bunu tanımlayan kişi kimdir? Jean-François Lyotard ile Amerikan edebiyatçısı John Fitzgerald'dır. Fitzgerald bir edebiyat eserinde birinci sınıf zeka testinin aynı anda çelişik şeylere inanıyor iken iş görme yeteneğini kaybetmemek diye tanımlar. Lyotard'a göre terörün temeli de bu birbirinin çelişiği şeylere aynı anda inanıyor olmaktan kaynaklanan bir çeşit terördür. Yani terörün kaynağı postmodern akıl yapısının bizzat kendisidir. Peki pornografi bunun neresinde yatıyor? Pornografi ruh ile beden arasındaki mahremiyet boşluğunun ya da örtüsünün ortadan kaldırılmasından kaynaklanan bir durumdur ve bu postmaterializmin yayıldığı her yerde kendisini göstermektedir ve sadece batılılara mahsus bir durumda değildir. Şunu demek istiyorum, cinsel anlamda pornografi aile mahremiyetinin ifşa ya da teşhir edilmesi demektir. Ama bakıyorsunuz ki Aralık ayında Şebi Arus törenleri. Şebi Arus törenlerinde Mevleviler sema ayini yaparlar. Benim bildiğim Mevlevi ayinleri, Mevlevi mahremiyeti içerisinde yapılması gereken ayinlerdir. Demek istediğim şey aile mahremiyetini, cinsel mahremiyetini teşhir etmek ile bir tarikat mahremiyetini teşhir etmek arasında hiçbir fark yoktur. Her ikisi de teknik olarak pornografidir. Birini onaylayan, diğerini de onaylamış demektir. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Soru-cevap bölümüyle genişletebiliriz. Buyurun.